Kek yaparken dediniz ki katı yağ kullanmıyorum dediniz. Biraz şeker koyuyorum dediniz. Bir bardak zeytinyağı koydunuz. Şimdi bir hassasiyetiniz var. Yani şunları düşünüyorsunuz. Yani bunu yapıyoruz ama hani bu da böyle çok şekerli olmasın. Katı yağ olmasın. Yani biraz sağlığımıza dikkat edin. Bakın bizim programımızın birinci konusu obezite. Yani biz diyoruz ki obezite bir salgın. Yani bu bir böyle ufak tefek bir şey değil. Bu büyük bir hastalık ve virüs gibi yayılıyor. Yani Amerika Öldürür 30-40 mü hocam? senedir Öldürür mü? öldürür. Hem de nasıl öldürür? Obezite öyle bir öldürür ki Kalpten bense daha mı çoktu? bakın obezite şöyle dünyada birinci neden kalp ama kalp hastalıklarının büyük çoğunun arkasında obezite var. Obezite var Obezite evet. kanser yapar. Obezite kalp hastalığı yapar. Obezite şeker hastalığı yapar. Metabolik sendrom yapar, öldürür. Şimdi size bir örnek vereceğim. Programda anlattım bunu. Buyurun hocam. Çin'de 19 yaşında bir çocuk. Evet Bu hatırladım. çocuk 3 yıl önce 19 yaşındaydı Çin'de ve 150 kiloydu. 19 yaşında. 19 yaşında 150 kiloydu ve Çin'de işte böyle bir vakaydı, şuydu buydu diye konuşulurken tedaviler aldı, diyet yapmaya çalıştı falan hiçbirini yapamadı. Bu çocuk 3 yıl sonra Daha da yukarıya 22 gitti. yaşında ve öldü. Vefat etti bu çocuk. 22 yaşında genç bir adam obezite nedeniyle öldü. Ölme nedeni çoklu organ yetmezliği. Yani artık bu çocuğun karaciğeri, kalbi, akciğeri, böbreği dayanmadı. Vücut artık ben bunu taşıyamıyorum. Çünkü neden? Bizim içimiz bir makine gibi çalışıyor. Kalp kan pompalıyor, böbrekler temizliyor, akciğer oksijen taşıyor, karaciğer her aldığımızı enerjiye çeviriyor. Böyle bir sistem yani makineler çalışıyor. Bu makine 60, 70, 80 bu kilolarda, 40, 50 bu kilolarda insanlar için düzenlenmiş. Çok şükür ki öyle bir makine, öyle bir mucizevi makinemiz var ki 100 kiloyu, 120 kiloyu hatta 150 kiloyu kaldırıyor. Ama 300 kiloyu kaldıramıyor. Ama ne kadar zorlanıyor. Evet, taşıyamıyor artık onu ve sadece şişmanlık nedeniyle bu çocukcağız 22 yaşında hayatını kaybetti. Şimdi sizin hassasiyetinizi oradan şey yaptım. Şimdi bakın, bu tip yapılan yemeklerde mesela kek yapıyorsunuz. Böyle evde kek yapılıyor. İçine işte evdeki sebzeden, meyveden, şundan bundan işte havuç kondu, Ceviz efendim koyduk, ceviz üzüm kondu. koyduk. Bunlar da ben şöyle söylüyorum. Çok da öyle mi kalori böyle bunlara bakmayın. Bu tip yapılanların hepsi iyidir. O ölçülü miktarda bir iki dilim yediğiniz zaman oturup bir keki yemezseniz Evet. size bir şey yapmaz. Evet hocam. Ama şunlara dikkat etmek lazım. Mesela yağ konusu. Yağ dediler çok fena çok fena ama Amerika bir açıklama yaptı 2 sene önce. Dedi ki biz büyük bir hata yaptık. Biz vatandaşlarımızı yağdan uzak durun dedik ama şekere gittiler ve şeker onları bugün obez yaptı. Problem, esas problem bu şekerden geliyor. Yağın özelliği ne? Yağın özelliği şu. Yağ bize çok yüksek miktarda kalori getiriyor. Yani 1 gram şeker yediğinizde 4 kalori alıyorsunuz. 1 gram yağ yediğinizde 9 kalori alıyorsunuz. 1 gram et yediğinizde 4 kalori alıyorsunuz. 1 gram yağ yediğinizde 9 kalori. Yani onun 2 katından daha fazla size kalori veriyor. Dolayısıyla biraz kalori hesabında dikkatli olmak lazım. Ve bu konuda benim en çok ve en çok benimsediğim Uluslararası Diyabet Cemiyeti var Oktay Usta. Uluslararası Diyabet Cemiyeti'nin 3 tane önerisi var. Diyor ki, Nedir hocam? 1- Mutlaka diyor sağlıklı beslenin. Yani sizin yaptığınız gibi aynı. Mevsiminde sebzeyi meyveyi yiyin. Evet. Alabildiğiniz ürünlerinizi mümkün olduğunca organik çiftlikten de şuydu buydu kendinizin yetiştirdiği bildiğiniz yerden alın diyor. Güvendiğiniz yerden. O alın diyor. İçinde işte o ilacı, hormonu, genetiği değişmiş şeyleri olmayan sağlıklı beslenin. 2- Haftada 4-5 gün 45 dakika süreyle tempolu yürüyün. Yapacağınız spor bundan ibarettir. Bu yeterli diyor. Ve bir üçüncüsü de şunu söylüyor. Günde aldığınız kaloriyi 500 kalori azaltırsanız o zaman kısa bir zamanda vücudunuzun ağırlığının %10'unu kaybedersiniz. Ağırlığınızın %10'unu kaybettiğiniz zaman mutlu ve sağlıklı bir insan olursunuz diyor. Yani diyor ki %20-30 kaybetmenize gerek yok. 100 kiloysanız 90'a inin. 80 kiloysanız 72'ye inin. Bu size yeterlidir. Bu hafifliği hissedecek o zaman insan. Evet, bunu yaptığınız zaman diyor yeterince mutlu oluyorsunuz. O mutluluk da sizi sağlıklı bir insan haline getiriyor diyor. Yani çok da zor bir şey değil Evet, aslında. Yani söylenen kolay, o kadar kolay var. Ki. Ama işte kendimizi kaptırmamamız lazım. Bir, sizin gibi emek verip yemeğimizi kendimiz hazırlamamız lazım. Evet. Yani nasıl? Mucize diyet var mıdır? Çok güzel bir soru belki. Mucize diyetlerin olduğunu söylüyorlar ama mucize diyetlerin hiçbir işe yaramadığını biliyoruz. Bakın insanın organizması
Şöyle söyleyeyim size, çok dayanıklıdır. Neye dayanıklıdır? Siz vücudunuza bir anda 5 kilo verdirtirseniz vücut aman bana ne oluyor der, 3 kiloyu geri alır. Hemen. Bu hep çok yaşanıyor hocam. Tabii. Yani insanlar diyor ki işte ya şu kadar kilo verdim, çok mutlu oldum. Bir bakmışım verdiğimin iki katı, bir katı almışım diyor. Bak bir şey göstereyim size. Şöyle tutabilir miyim? Bak. Doğa budur. Gitti sizin şimdi, materyal hocam. Kesin. Şimdi ben size havucu böyle yapıyorum. Şimdi bak çektim. İyi mi? Havuç böyle güzel mi? Ben havucun böyle olmasını istiyorum. Peki bırakınca ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Daha ileriye gidecek. Havuç sapan bu tarafa gibi. Gidecek. Sapan gibi. Vücudumuzda sapan gibi çalışıyor. Siz onu çekiyorsunuz. 3 kilo, 5 kilo, 7 kilo geri çekiyorsunuz. Tamam. Bırakıyorsunuz. Vücut bir 3 kilo alıyor. Bir 5 kilo alıyor. Başladığınız yerin ötesine geçiyorsunuz. Çünkü siz onu gererseniz vücut da size tepki verir. Her etki tepki mekanizması gibi. Germeden. Evet. Yumuşak geçin. Yumuşak. Onun için mucize diyet yoktur. Yani bir sürü madde kullanabilirsiniz. Yani böyle vücudu mesela ona da çok dikkat etmek lazım. Özellikle bu zayıflatacağım diye ortaya çıkanların ve kullandıkları malzemelerde lütfen çok dikkat edelim. Mutlaka Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatı olup olmadığına bakın. Metabolizmanızı etkileyip etkilemediğine bakın. Evet, Tarım Bakanlığı yazıyor. Bunlar zaten artık reklamları bile yasaklandı. Bunların hepsi sadece bir gıda takviyesidir. Hiçbir şekilde bunlar ilaç ya da bu konuda etkili ürün değildir. Şimdi burada mutlaka ve mutlaka işi yavaş yavaş yumuşak bir şekilde ve doğru bir şekilde yapmak lazım. Yoksa vücut dediğim gibi inatçıdır, vermez, tepki gösterir. Zaten hep blokaj oluyor. Herkesin diyet yapanların en büyük özellikle obezite sorunu olanlar. Zayıfladım, zayıfladım. Bir noktaya geldim ki bir gram bile veremiyorum diyor. Kitliyor vücut. Bir de biz ona yoyo etkisi diyoruz ya. Aha. Hani böyle oynadığımız yoyolar evet. Vardı ya, iner çıkar. Aha. Şimdi biz böyle aşağı doğru çekince bir de daha yükseğe çıkar ya yoyo. Evet, 5 verir 10 alır. 5 verir 10 alır. İşte bu 150 kilo, 200 kilo öyle oluyor zaten. Şimdi bana bunu soruyorlar. Bazen diyorlar ki kadın doğumcusuz beslenme. Şimdi ben de diyorum ki ben 6 senedir sağlık programı yapıyorum. Türkiye'nin gelmiş geçmiş bütün uzmanlarıyla program yaptım. Bir. İkincisi her şeyden önce konuda, doktorsun. Hayır, her şeyden önce doktorum ama bu konuda zaten eğitimini aldık ama ben bu konuda da çok okuyorum. Yani çünkü literatür, evet, tıbbi şeyler elimizin altında ve tıbbi gerçekler aslında çok basit. Zaten sizin alanda bile Aytu çok kilolu ve kısırlık problemi yaşayanların önce zayıflamasını öneriyorsun ve bu konuda da zaten hani zaten, ona belli bir yol haritası çiziyorsun. Anne olmak isteyenler kilo ise önce bir kilo mu vermesi gerekiyor? Evet, şimdi mutlaka kilo çok etkiliyor çünkü anne olmak bir hormon işi. Hormonlarının doğru çalışıyor olması lazım ki anne olsun. Kilo aldığımız müddetçe hormonlarımız bozuluyor kadın erkek. Ama kadınlarda iyice bozuluyor ve kilo alarak mesela bizim polikistik over dediğimiz ciddi anlamda yumurtlamanın bozulduğu, çocuk sahibi olamayan, tüylenmeleri olan, sivilceleri çıkan ve erkek tipi böyle belinin etrafında simit olan hastalarımız var. İşte bunlar bütün hormonları bozulmuş. Bunların mutlaka hormonlarını düzeltip kilo vermeleri. Ve bu insanların bakın birçoğu kilo verip kendi kendine hamile kalıyor. Bir örnek vereceğim. Bir çift vardı, bana geldiler. Eşi gene televizyonda çalışan. Öyle mi? Evet. Ve oradan bana gelmişti işte hocam ben eşim çocuk sahibi olmak istiyor falan diye. Kendisi böyle çok iri yapılıdır. 140-150 kilo falan. Hı-hı. Ama bayağı benden hani bir kafa uzun böyle geniş bir adam. Eşi geldi, eşi de o kadar. Yani kadın ama o da benden uzun böyle, o da şey iri. Dengeyi oluşturmuştur. Evet, dengeyi oluşturmuş ama dedim ki siz beraber kilo vereceksiniz. Sen dedim, çünkü eşi de 120-125 kilo falandı. 100 kiloya inince bana gel, ben seni çocuk sahibi yapacağım dedim. 98 kiloya mı ne inmiş ve hamile kaldı. Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece kiloyu verdi ve hamile kaldı. Yani kilo tabii çok her şeyin engeli, her şeyin engeli. Her şeyin engeli. Uğur Derin Dondurucu'nun sunduğu Yeşil Elma devam edecek. Of, şu kalan kilolarımı da bir verebilsem. Artık rüyamda bile kilo kalori hesabı yapıyorum. Kilo hesabı da kalori hesabı da bitmez hanımlar. Fat Block kullanın, yediklerinizin tadını çıkarın. 2013'ün en yenilikçi zayıflama ürünü olan Fat Block, Belçika'nın Prodiges laboratuvarlarında klinik olarak test edilmiş ve onaylanmıştır. Fat Block güvenle kullanabileceğiniz ve fazla kilolarınızı vermeye yardımcı kaptoglikolipid içeren tek formül. Fat Block'la inceliğin formülünü keşfedin. Fat Block. İnceliğin formülü. Uğur Derin Dondurucu'nun sunduğu Yeşil Elma devam ediyor.